Set 81'in çözümleriyle karşınızdayım sevgili arkadaşlar. Diyor ki sayıların birler basamağı nedir? diyor. Şimdi arkadaşlar birler basamağı. Bunun birler basamağı ne? 1. 0 faktöriyeli. 0 faktöriyel 1. 1 faktöriyel 1. 2 faktöriyel 2. 3 faktöriyel 6. 4 faktöriyel 24'ün 4'ü. Bundan sonraki kaç faktöriyel olursa olsun. 5 faktöriyel 120, 720 hep 0 olacak. O zaman sen bunların son halini toplarsan şunların toplamını konuşuyorsun aslında. Bu da 14. 14'ün 4'ü oluyor. Yani cevabımız Edirne oluyor. Son hane 14 oluyor. İfadenin 7 ile bölümünden kalan kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bunun bir bu. 1'in 7'ye bölümünden kalan kaç? bir Bu ne? 6. altın 7'ye bölümünden kalan altı Bura 5. 120'nin 7 ile bölümünden kalan kaç? bir Şimdi bundan sonra arkadaşlar 7 faktöriyel gelecek ya. 7 faktöriyelden sonra içinde hep 7 çarpanı var zaten. Bunların hepsi 7'ye tam bölünür. Buradakilerin kalanı da bu oluyor. Kalanları topla kaç etti? 8. 8 8'i bir daha 7'ye böl. Kaç kaldı? 1. Yani kalanı 1 olarak vermiş oluyor buradaki ifadenin sonucunda. Şimdi gelelim buraya. Ön yüzünde n faktörü arka yüzünde n artı 1 faktörü olacak şekilde iki sayının yazılı olduğu kartlar bu e, çubuğun üzerine görseldik gibi dizilmiştir diyor. Tamam. Böyle böyle verilmiş. Tamam. Yani burada sıfır faktörü varsa arkasında çubuğun ön tarafıymış burası. Arkasında bir faktörü, arkasında üç faktörü, arkasında 5 faktörü. Bunda arkasında e, ne var? 101 faktörü var. Evet. Öyle değil mi? Evet ön yüzü bu, arka yüzü bu. Çubuğun ön yüzü verilmiş. Ee, diyor ki kartların ön yüzünde, ön tarafında bul bulunan merve kartlardaki sayıların toplamının birler basamağını A oluyor diyor. Ön yüzü bu. Şimdi ön yüzünün birler basamağı ne olur? Şunun birler basamağı ne? 1. Bununki ne? 2. Bununki ne? 4. Ama bundan sonraki hepsinin iki sıfırlı olacak zaten. Bunları topladığınız zaman bunun birler basamağı ne olur? 7 olur. O zaman 7. Birler basamağın toplamı 7 oluyor. Cemal ise çubuğun arka yüzündeki sayıları toplayıp 6 ile bölümünden kalan. Şimdi bakalım 1 faktörün 6 ile bölümünden kalan 1. 3 faktörün 6 direkt bölünür zaten. Bundan sonraki her şeyi 6 ile bölünür. Çünkü içinde 3 ve 2 bulunduruyor. O yüzden bunun da 6 ile bölümünden kalan 1 olur arkadaşlar. A artı B kaçtır diyor. A ile B'yi toplarsak 8 olmuş oluyor arkadaşlar. Bu setin çözümü de bu şekildeydi. Bir sonraki sete geçelim.